İş görüşmesine gidecek. Benim işim vardı. Şirin, gel buraya gel. Sen ne zaman duydun bunu? Sabah arkadaşıyla konuşuyordum. Özlem. Özlem? O da olabilir. Onunla konuşuyordu. Gideceğim, edeceğim falan diye. Şimdi anlarız bakalım. Bence çiftler birbirlerine her zaman açık ve net olmalı. Yani birbirinin arkasından iş çevirmemeli hiçbir zaman. Öyle değil mi Ali abi? Nikay, bana hemen Özlem'i gönderir misin? Ben çağırırım. Gel buraya gel. Hay Allah'ım, tamam Nikay, gerek kalmadı. Ablam hakkında böyle konuşamazsınız. Ablası mı? Abla dedim. Ablası. Ya ne yapıyorsun? Tuttum kolundan getirdim. Müdürüm, nereye koyayım? Sen çık şimdi. Kalsaydım ama ben de sonradan bir şeyler... Çık. Ne oluyor Ali? Bey. Zeynep iş görüşmesine gidiyormuş, öyle mi? Aa, öyle mi? Çok sevindim onun adına gerçekten. Ne güzel. Senin haberin yok yani. Var. Yani benden yardım istemişti. Ben de ne yapayım arkadaşıma yardım için. Nereye gönderdin? Kime? Aytur. Yani operasyon müdürüne ihtiyaçları varmış. Ben de Zeynep'e... Ben de üç kaçta? 15 dakika sonra. Ama ben hemen iptal edeyim isterseniz. Arayayım şimdi. Arayacaksın ama iptal etmek için değil. Ne yapacağım peki? Kimle görüşecek orada? Aytekin Bey. Tamam. Ara Aytekin Bey'i. Sonra telefonu bana ver. Tanıştırayım. Feraye abla, Emine abla, Sakine abla, Erhan abla. Değil Erhan. Ay benim kardeşim. Ah canım, kusura bakma. Vallahi ben yani bizim Sevda her şeyimiz, canımız, ciğerimiz. Ama öyle sizi görünce birden şey ettiremedim. Ay ben sana demedim Erhan. Feraye abla beni böyle tüm kötülüklerden korur diye. Ya siz kusura bakmayın. Ben siz öyle deyince... Ay sen benim kusuruma bakma yavrum. Ben ne dediğimi biliyor muyum? Ah maşallah pek de centilmen. Dünür Hanım. Bu işin içinde bir iş var. Nereden çıkardın onu Dünür Hanım? Ula Sevda'nın kardeşi vardı da bizim niye haberimiz yok? Çok doğru dedin onu Dünür Hanım. Öpeyim. Git la git. Ben o kadar yaşlı mıyım? Değil mi Gayme Erkan? Erhan. Her ne halt ise. Erkan şimdi sen imtihan edeceğim. Edeceğim da ne soracağımı bulduramadım. Sor da spordan sor da. Tamam. Değil mi Gayme Erkan? Erhan. Tamam ula. Bu sene hangi takım şampiyon ula? Öyle değil de dönüyorum. De bakayım bana Erman. Erhan. Her ne halt ise de. Söyle bakayım bana. Ha senin bu kız kardeşin hangi sporu daha çok seviyor? Bak bunu bilirsen sağ elimi öptüreceğim ona göre. Kolay yerden geldi. Ay söyle hadi Erhan söyle. Tekvando. Aferin olabildin. Öp ula elimi. Bak şimdi inandım kardeş olduğuna. Ula ben de inandım. Öp ula elimi. El öpenlere çok olur. Şu an ben de sıradayım. Çok teşekkür ederim Aytekin Bey. Dediğim gibi çok kısa bir süre. Sonra ben halledeceğim zaten. Yardımcı olabileceğim bir konu varsa... Sağ olun Ali Bey. Bir şey olursa aklımdasınız. İyi günler size de. Size de. Girin. İyi günler. İyi günler. Ben Zeynep Dalcı. İş görüşmesi için gelmiştim. Buyurun. Buyurun Zeynep Hanım. Erhan, Mersin'de öğretmenlik yapıyor. Anlatsana Erhan. Evet, lisede... Lisede, kimya öğretmeni. Anlatsana Erhan. Evet, 9 Eylül Üniversitesi'nde... 9 Eylül Üniversitesi'ne birincilikle bitirdi. Hem de 4 senede. Yani ben liseye bile 4 senede...
misin İrfan? Erhan. Evli evli. Bir çocuk babası. Ondan sonra kimya öğretmeni. Yarışmacı arkadaşlarına başarılar diliyor. Arada ben de konuşabilir miyim ablacığım? Konuş. Senin tutan mı var? Aşk olsun ya. Evet efendim. 1,5 sene önce evlendim. Ah çok yazık. Ben de seni buralarda birileriyle öyle şey ederiz, baş göz ederiz demiştim. Aşk olsun Feraye abla ya. Biz Derya'dan ailecek çok memnunuz. Babamlarla beraber yaşıyorlar Derya falan böyle. Ama yani yemin ediyorum böyle bir günden bir güne böyle tek tartışmaları dahi olmamıştır. Aslında ben de seninle o konuyu konuşacaktım abla. Nasıl yani? Hadi hanımlar, hadi biz buraya oturmaya gelmedik. Hadi yürü işte, kalk. Güzel dinledik lan. Ha buraya şimdi ailevi bir mesele açıklanacaktır Feriye Hanım. Bak ne güzel söyledin. Bak ailevi. Böyle bir konuşmanın ortasında bizim ne işimiz var? Hadi yürüyün, marş yürüyün. Heyecanlı yerinde kaldık da. Sevda abla var. Sen gelince bize anlatırsın, biz çatlarız yoksa. Haydi. Biraz acele olduğu için ben CV'mi yanımda getirdim. Yo gerek yok Zeynep Hanım. Anlattıklarınız benim için yeter. He. Bu durumda siz beni sonra arayacaksınız. Hayır aramayacağım. Mümkünse hemen başlamanızı isteyeceğim. Eski operasyon müdürümüz çok ani bir kararla işten ayrıldı. Biliyorsunuz sezon da başladı. O kadar çok iş birikti ki mümkünse yarın başlayın diyemeyeceğim. Hemen başlarsanız çok sevinirim. Hemen mi? Evet hemen. Ama hemen başlayamam diyorsanız sizden sonra bir görüşmem daha vardı. Yok, ben hemen başlayabilirim. Tamam o zaman, anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Evet, burada dosyalarımız var. Evet Zeynep Hanım, şimdi. Bunlar Almanya'dan gelecek. Bunlar İtalya'ya. Bunlar da Fransa'ya gidecek turların dosyaları. Uçak biletleri, rezervasyonlar, ulaşım, yerleştirme hepsini size emanet ediyorum. En geç 3 gün içerisinde halledip bana geri getirmeniz gerekiyor. 3 gün mü? Ama 3 gün çok kısa bir zaman. Biliyorum Zeynep Hanım. Zaten bu yüzden hemen başlamanızı rica ettim ya. 3 gün uykusuz kalacaksınız ama ne yapalım artık? Nasıl yani? Bu kadar iş burada bitmez Zeynep Hanım. Dosyaları eve götürür, orada devam edersiniz zaten. Tabii, haklısınız. Ben size bir masa ayarladım. Masa derken? Henüz bir odanız yok. Aslında bir masanız da yok. Ben size bir yer ayarlamaya çalışırım. Efendim Özlem. Zeynep'ciğim, ben ne yaptın diye sormak için aradım. Ne yapayım? İşe alındım. Ya işe alındın demek. Ne güzel. Alındım ama burası çok garip bir yer. Daha başlar başlamaz önüme 1000 tane dosya koyuverdiler. Ha, 1000 tane dosya. Ne güzel. Özlem, söylediklerimi tekrarlama. Zaten sinir bozucu. Ya bir de sinir bozucu demek. Ne güzel. Nesi güzel ya? Nesi güzel ha? Adam diyor ki alıp dostların evinde çalışırsın. Ben nasıl çalışacağım Ali'nin yanında? Saklama sen de. Söyle açık açık. Anlat yani. Bitsin bu çile. Saçmalama. O zaman kesin bir arıza çıkarır. İşten de olurum. Ya, işten olmamak lazım. Yani kovulmamak lazım mesela. İnsan bir arkadaşına yardım etti diye hemen kovmak mı lazım işte? Ne diyorsun sen? Ne kovmak ne? Ali. Yani Ali Bey geliyor. Şimdi ben kapatmam lazım benim. Tamam hadi sonra konuşuruz. Tamam mı? Şimdi gidebilir miyim? Tamam canım gidebilirsin. Seni de işinden ettik. Nasıl yani? Ne manada? Yani işin başına dönebilirsin manasında. Ha, ben de bir anda siz şey deyince şey zannettim. Evet, o zaman ben işimin başına döneyim. Hemen harıl harıl çalışmaya başlayayım, değil mi? Çalış. Konuyu seninle sonra konuşacağız. Ama ben bir arkadaşıma yardım etmek amaçlı. Güzel bir şey. Bak, yardım etmek güzel bir şey tabii ki. Ama önce bir etrafına bakacaksın. Kocası kim? Benim müdürüm mü? Ne düşünür? Sormak lazım mı? Hamile karısını yormak istemeyebilir, işe göndermek istemeyebilir. Doğru. Hadi.